Arkadaşlar biz şu şekilde arabayı buraya bıraktık. Geçen de sizlere göstermiştim zaten. Kapaklar yapılacak. Ondan sonra havalandırmalar, ara kat. Daha ne yapacak? Birkaç tane daha işleri var yapılacak. Bakalım bir hafta sonra almaya geleceğiz hayırlısıyla. Ne halde bulacağız? Arabayı teslim ettik buraya. Dediğim gibi işte hayvan indirip bindirirken falan kapak çok zor oluyor. Bir de bunun havalandırması yok. Hayvan koyduğumuz zaman hep bunalır. O yüzden havalandırmaları vesaire onlar yapılacak. Bir hafta sonra alacağız arabayı inşallah. Ben yarın sabah geleceğim mi, sen arayacağım? Hadi araba size emanet. Siz merak etmeyin, inşallah elimizden geleni yapacağız inşallah. Tamam, inşallah. Bir hafta sonra mı alacağız? Yok, yarın. Ben size haber vereceğim inşallah. Bitti yan araba. Öyle yani. Alırsınız. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hadi, kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun? Köye gidiyoruz da tavşancık var. Çıkmış mı? Yok, yolda. Ya. Hadi dede. Allah ömür versin sana. Amin. Dua et bana. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şeyin sen. El salla. Dede. Hadi. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Yemeği hazırlıyoruz da ben bayağı hızlı bir şekilde geldim Dörtlüvan'da. Bir taraftan hazırladım çünkü de kanyonlar falan geldi. Bugün yol çalışması var, asfalt atılacak. Muhtar evi de burası olduğu için hep burada. Genelde biz de bu şekilde yenir, hazırlarız biz. Öyle. Sizin oralarda nasıl olur? Bazı yerler varmış böyle herkes sırayla falan verirmiş köyde. Bizde öyle yok arkadaşlar. Genelde muhtar evinde verilir. Evetler. Salatanın sosunu yapıyorum da sonra bir de yağ ekleyeceğiz. Yine ekmekleri hazırlayayım ve sen şunları. Sen çıkamazsın. Ne istiyorsun? Ne istiyor? 170 lira. Adamlar misafir ama önce oturalım dedi. Oraya gelir. Sen otur da ben. Evet, sofraya, masaya. Masa mı, sofra mı? Masa da alınmaz mı? Sofra, masa almaz. 10 kişi falan var dedi. Burayı mı ben? Dur, sofra altını dedim ben de. Yine kafamı kaldırma. Soba yanmıyor be. İşte. Kayıveriyor.
koyalım mı zaten? İkiye ayırdın mı? Anladın şimdi. Tamam, otursun. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Hadi evet, yemeklerini yediler misafirler. Şimdi çaylarını içiyorlar balkonda. Ben de şu mutfağı toplayacağım ama bayağı karışmış. Neyse, şıpşak diye gelirdi bana. Hızlı bir çekimde mutfağı topluyoruz. İlk önce şuradan bir karpuz yiyelim. Çok sıcak ya valla. Ben size böyle hiç çekmediydim herhalde. Bizim hemen hemen haftanın en az iki günü, bazen her günü, bazen haftada hiç. Mutlaka bu şekilde misafirlerimiz olur. Hani böyle yol çalışmaları oluyor, su çalışmaları oluyor. Sürekli bir şeyler oluyor. Bu arada bana da bir tane mektup gelmiş. Onu okuyayım bakalım. Bu mektup şey oluyor arkadaşlar. Benim adımı veriyorlar direkt Bolu Merkez'e, PTT'ye. Buradan geliyor bana. Eyvallah, ne yazmışlar? Ne? Aynı kişi yazmış yine. Ama. Nurgül, Sayın Nurgül Akdoğan, bu size yazdığım ikinci mektup. Ben sizi tövbe estağfurullah, namusla birlikte oğluma layık gördüm. Ama sen telefon dahi etmedin. Oğlum bir yerde çalışıyor. Maaşı dolgundur. Şahsına dayalı görüş. Tam da okumuyor, yazılı adı bir hoş. Şaşırdın mı yoksa? Dayalı döşeli dairesi var. Her şeyi dört dörtlük. Lütfen rica ediyorum, ciddi olalım. Anneni babanı evimize davet ediyoruz. Lütfen geliniz. Evimizin açık adresini yazıyorum. Nokta nokta nokta. Ne diyor? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu dediğim gibi ikinci yazmış. Ben böyle şeylere sinirleniyorum arkadaşlar. Tamam, mektup yazan çok kişiler oldu. Bazı böyle dedeler, işte arkadaşlar böyle hapislerde, haberlerde görüp yazan insanlar da var. O mektupları hala saklıyorum. Onlar beni çok mutlu etti. Çünkü tebrik mektupları yazmışlar. Mesela atamadıkları için mektup yazmışlar. Bunlar beni çok mutlu etti. Hatta 5-6 tane var böyle mektup gelen. Ama bunlar niyetleri çok farklı. Niyetleri çok kötü olduğu için beni çok sinirlendiriyor. Ve dediğim gibi bu şekilde ikinci yazdığım mektup diyor. İlk yazdığı mektubu da hatta şaka olarak Instagram'da paylaşmıştım. Beni böyle Instagram'dan takip ediyorsanız. Komik, yani komiğime gitti açıkçası. Tamam, kendisi işte namus falan bahsediyor. Böyle İzmir'in kızlarını kötülüyor vesaire. Bunlar çok kötü bir şey. Kimse kimsenin hakkında o şekilde konuşamaz. Tam olarak ya okumadım bazı şeyleri. Çok aşağılayıcı kelimeler var. O yüzden hoş bir şey değil. Şey diyor, evime falan davet ediyorum vesaire gibisinden. Dediğim gibi sinir bozucu bir şey bunlar. Neyse, şu mutfağı hızlı bir şekilde toplayıp biz de yemek yedikten sonra daha işlerimiz var. Haydi. Arkadaşlar, evdeki işler bitti. Ben bir taraftan da akşam menüsünü yapıyordum. Dere ata tartıdan bir tane tartı hediye geldi arkadaşlar. Malum kurban da yaklaşıyor ya hayvanları. Biz bu tartıp hani
o şekilde veriyoruz. Tatmadan olmaz kilo hesabı. Şimdi dün akşam babam getirdiydi kamyonla. Onun kurulumunu gerçekleştireceğiz sizlerle. Şu şekilde arkadaşlar. Aa, tatlı mıymış? Bıçak var mı? Bıçak getirmedim deydim. Şöyle. Şunları demir. Şu yan kapaklar da demir. Tek düz bulduğumuz yer burası. Köyde. Bakalım nasıl? Danayı almaz ki. Alır mı? Niye? Danayı. Tamam. Kapakları açık tartacağız. O zaman alır. Dur geliyorum hafta. Şimdi biz ATV'yi de yaptırmaya götürdüydü baba. Baba bu tamamen şeyini mi değiştirdi? ATV'ni. Sebep? Bir, ATV yıkamışlar gibi. Yaptırmaya götürdüydük de. Şurada da şeyin tartının aletleri var. Tamam. Tamam. İçerim açılırsa içerim ben. Ayakları varmış. Abi. Ha. Dönecektim. Hayır. Geçmeli mi? Ha. Şu kuleyi alacağız. Bunu buraya alacağız. Bunu buraya alacağız. Şunu kal, şunu sen ben tutuyorsan şunu al. Tamam ayak, ha ayaklarını arayayım ben de dur. Ayakları yok mu diyordum. Tamam şimdi oldu. Neyin ayakları? Hı. Ama onları şey yapamazsın, düz zemin düz olması lazım. Olur mu efendim? Ayaklı olmaz mı? Bu arada gel. Evet. Böyle dik. Evet. Ver Hulusi bana. Al. Ne şey yok? Ver sen. Ayağa gidelim. Kaç santim koyuyorum? Çok sık mı? Al bir tane. Ne kadar? Ne kadar ya? Ya bilmiyorum ya. Hah yeter. Çok sık yeter. Şey iş yap. Diğer şey içi bir de içi o. Başını sıkılmaz işte. Hah. Tamam. Tamam. tam ortadan dolu o. He? Biraz daha sıktan dolu. Oynamaz daha mı yanıtı? Tam dibine kadar yapıydınız. Yok, gerek yok. Ağız simsakta dursun da hava az. Ağız satın havalı. Toprakta nem aldım, şey yapma. Kıraatim uzun. Kafası yok mu bunun? He? Kafası? Var var. Kocası yok. Onun içindedir herhalde. He. Tamam. Şimdi tamam. Eşit yaptınız mı? Ben kaçayım. Ben kaçayım. Thank you.
Dur. Nerede bu? Yukarı gelecek ha. Yukarı gelsene şu. Aha. Ya. Ha. Şimdi iyi mi? Tamam. Orası az değmiyor aldım altı sana. He? Hadi sana. Tamam. Şimdi... Oldum ben bir dartılayım bakalım. Yürüyeyim bakalım. Olmuş. Şunu... Şunu buraya koy. Ha. Kaldır düz tamam. Bir tane düz mü? Kaldır düz. Tamam. Şimdi... Şunların vidaları mı varmış? Bunlar hadi bak. Ha. Bunları sabitlersin. Şunu koyan da. Ha. Tamam. Bunları sabitlersin sen. Hadi geç hele. Git şuraya git. Ha. Şimdi kapılar boyuna. Gördün mü? Gördüm. Dur. İyi ben senden alırım şeyi. Aha. Evet. Yağacak hava da kartamadım. Bu kapası. Deneyi de var içinde. Burada da var vidalar. Bunlar şunlar herhalde. Arada tam kurdu mu diye düğmenin değmedi. Mevcut işler şey. Alacak. Ah, tamam sıkıntı lazım. Kimisi büyük, kimisi küçük. Değil, küçük de ayrı. Diğer üstünün küçük. Büyüğü ben de bakayım. İki vida var bunda. Boğaz ne ki somun bir şey olmaz. Somun vida değil. Ha, somun. Pardon. Ekstradan takmışlar herhalde. Altı civatı üstü somun. Yedek. Cahilliğin gözü kırmızı. Şeyler, ince şey. Şunlar bir de. Ama anahtarını sıkacak. Kitapçı var mı? Tamam, şimdi üstünü. Şimdi şöyle. Şimdi kurulum bitti şu şekilde. Gece babamı dartayım diye. Aynen baba sen geç bakalım doğru mu dartıyor. O kilo almıştı. Şimdi akşam oldu artık. Yayladan kurbanlıkları getirdik. Şimdi tartım yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi yavrum. Hadi gındır alalım. Hadi. Tamam. Ört. Sen bir dur öyle çekelim. Ben önce aç kapıyı bir gitsin de geçeyi sıkışın. Önce bunu açayım. Az daha çek. Kovayım mı az bir şey? Aynen. Korkma kız. Tartıyor. Örtmeye gerek yok. Tartıyor. Kapıdan dökme. Kapıyı örtsene bir. O biraz şey yapıyor. Ört. 433. 433. Aileden çak ne yapıyor? Hemen çarpalım. 433 çarpı 50 eşittir 21.650. Yaz. Tamam mı? Dur bekle 400. 433. Şuradaki. Bu tarafa atışma lan. Buna dayanamam. İnak bak. Videoları sıkmadık mı? İyi dur. 490. Dur şeye basayım. Ben. Hemen. 500 kilo ve boyayı. Ha. Boya. Caz. Ya ha. Hemen arkanda o. Heh gördüm. Tamam mı? Tamam. Geç kızım.
Dur salma. 495. Canlı paskül 50 TL'den hesaplıyoruz. Sağ gitsin. Hadi git kız. Hadi yavrum. Hadi kızım. Hadi hemen. Şimdi telefonu da yazak. Kabak. Sarı kabak. Sarı. Ah. Kabak. Sarı kabak. Kaçıydı kız? 495. 495 kilo. Bak 400'ün altında yok. 439 var en küçük. 500 var tam. Sodyum 538 var. Bu da 495. Maşallah. Yayla da iyi beslenmişler. Bunlar satılıyor işte. Biz burada daha 50'den veriyoruz canlı paskül. Bayağı yerde sordum hep 60, 67, 70, 70'e kadar çıkıyor. 55 hep öyle veriyorlar canlı paskül. Biz burada bu şekilde veriyoruz ya. Şöyle işte kapaklar açık kalmış. Bir kilo gösteriyor kapak açık gösterince. Kaydırdı herhalde bunu. Yok kaydırmadı da. İyi gibi. Şunları da yağmur yağdı atamadım. Atayım eve giderken. Kaldı burada şöyle ayağımın altında.